Herkese yeniden merhabalar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Arabistan'da Ramazan'la ilgili ne gibi hazırlıklar yapılıyor, insanlar neler alıyorlar, Ramazan'a nasıl hazırlanıyorlar, evlerini nasıl süslüyorlar, bundan bahsedeceğim. Hadi o zaman bugünkü videomuz başlasın. Evet, bu videoyu neden çekiyorum? Hem sizlere hazırlık olsun diye, böyle hem sizlere fikir olsun diye, hem de aynı zamanda böyle günlük, biliyorsunuz, Arabistan'daki, Mekke'deki, Medine'deki, Cidde'deki hayatımızı da blogluyorum. Ve geçen günlerde Instagram'a bir buton bırakmıştım. Şöyle bir kutucuk bıraktım ve sordum, YouTube kanalımda hangi içerikleri görmek istersiniz diye. Birçok kişi de şunu yazmıştı: lütfen bize Arabistan'daki Ramazan hazırlıklarını, insanlar neler yapıyor, nasıl Ramazan'ı karşılıyorlar, bunları da çeker misin demiş. Ben de bunun için bugün sizlere Ramazan Hazırlıklarım adlı bir video hazırlıyorum. Bu arada kanalımıza yeni gelenler oldu. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni gelen arkadaşlar kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Kanalımıza abone olduğunuzda ben video yüklediğimde sizlere otomatik olarak bildirim geliyor. Aynı zamanda canlı yayın açtığımda da sizlere bildirim geliyor. Bu şekilde daha rahat iletişim kuracağımıza inanıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi markete geçerken şöyle sizlere de Cidde'nin sokaklarını, bizim mahalleleri çekeyim dedim. Güneş gerçekten öğlen sıcaklarında böyle çok sıcak oluyor. Şimdi geçiyorum. Bu kavşak çok tehlikeli. Evet, devam ediyorum. Şimdi markete doğru gidiyorum. Orada görüşürüz. Bu arada bu sokağı sizlere daha önceden çekmiştim. Aynı böyle Türkiye'ye benzetiyorum diye, bu ağaçları falan. Burası Makaron diye geçiyor. Makaron Caddesi. Gerçekten bana böyle direkt Türkiye'yi hatırlattı. Çünkü Arabistan'da böyle kocaman yeşil ağaçlar görmeniz neredeyse imkansızdır. Çünkü hani hava çok sıcak olduğu için. Mesela ben Riyad'da yaşadım, hiç görmedim. Medine'de sadece böyle bir park vardı. Çok büyük bir park. Gittiğimiz bir park. Orada görüyordum. Onun dışında Cidde'de böyle sokaklarda bayağı bir görüyorum ara ara. Daha ılımlı bir havası olduğu için olabilir. Böyle nemli, Antalya'yı hatırlatan bir havası var. Belki de o yüzden olabilir. Ama beni mutlu ediyor. Şu ağaçlar bile bana vatanımı hatırlatıyor. Evet arkadaşlar, ben şimdi geldim, Ramazan alışverişimi yapacağım Allah nasip ederse. Bu arada Ramazan alışverişi demişken sizlere sevgili Zehra Nur'un kanalından bahsetmek istiyorum. Özellikle son videosunda böyle Ramazan hazırlıklarını çektiği bir video yapmış. Gerçekten çok severek izledim. Zehra Nur iki kız çocuğu, annesi, bir tane de kedileri var, Duman. Ordu'da yaşıyorlar, aslen Mardinli. Zaten YouTube'da olanların birçoğu artık tanıyordur kendisini ama ben tanımayanlar için aşağıya adresini bırakacağım. Sizler de Pembiş Yuvam yazarak sevgili Zehra Nur'un kanalına abone olabilirsiniz. Onun böyle temizlik tüyoları, işte aile videoları, gezileri, gezip gördüğü yerleri sizlere blogluyor. Ben çok severek takip ediyorum. Sizlere de aşağıya kanalını bırakacağım. Sizler de takip alabilirsiniz. Benden de çok 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 selam gönderin. Özellikle yapmış olduğu temizlik detayları, videolarını ve önerilerini çok severek izliyorum. Gerçekten hava o kadar sıcak ki, Cidde'ye yaz geldi diyeceğim ama evet, şaşırdık mı şaşırmadık. Anahtarım içeride. Sürekli şu anahtarı içeride unutuyorum gerçekten. Evet. Cidde'ye yaz geldi diyeceğim ama sürekli hava sıcak zaten. Şimdi böyle tam okul çıkışı, bayağı bir kalabalıktı. Özellikle arabayı uzak çekip böyle yürümeyi seviyorum. Şimdi Bin Davut'tan bir şey alacağım. Ondan sonra da Carrefour'a geçeceğim. Böyle bergamotlu çay çok güzel gider sahurda, iftarda diye düşündüm. Onu da başka yerde bulamadım. Sadece Bin Davut'ta var. O yüzden şimdi onu alacağım. Hani şöyle A101'lerde, BİM'lerde satılıyor ya bergamot aroması diye. Ne deniyor ona? Ceylon çay mı? Şu anda unuttum tam ne deniyordu. Ondan alacağım işte. Bir tek Bin Davut'ta buldum çünkü. Ondan sonra da doğru alışverişe. Bu arada hep bana diyorsunuz ya, işte niye yerlere çöp atıyorlar? İşte o güzel yerleri niye kirletiyorlar diye. Görmüş olduğunuz gibi insanın olduğu her yerde maalesef böyle şeyler oluyor. Yani bizim dikkat etmemiz gerekiyor. Bu Türkiye için de geçerli. Her yer için geçerli yani. Biz insanların bilinçlenmesi gerekiyor öncelikle. Gerçekten en çok kızdığım şey yerlere çöp atılması. Allah razı olsun, eşim de hiç sevmez, hiç de atmaz. Arabada ya bir kenara koyar ya da bir poşete doldurur, öyle atar. Çok şükür gerçekten, hani Allah annesinden babasından razı olsun diyorum.
hemen Ramazan fenerleri ortaya çıkmış. Arabistan'ın olmazsa olmaz süsleri, bakalım içeride neler süslemişler. Daha bir sürü süsler vardır muhakkak. Evet, ben ilk defa bunu Arabistan'a geldiğimde gördüm. Hemen şöyle sizler için de çekmek istiyorum. Bakın böyle bayrak asıyorlar. Bunlar Ramazan'ın gelişini işaret ediyor. Tüm marketler her yeri süslüyor. Bunlar böyle Ramazan bayrakları. Ben de aldım. İnşallah evimizi süslerken de sizlere güzel bir Ramazan vlogu hazırlayacağım. Evet, Bin Davut'ta ne ararsanız buluyorsunuz. Bakın bu şekilde çayın gübürü gelmesin diye böyle çayın içine filtrelik, sonra böyle Türk kahvesi cezveleri, sonra böyle çaylar. Ben Çaykur çayımı da burada bulmuştum çok şükür, o kadar arayışlarım sonucunda. Evet, şimdi kendi çayımı arıyorum. Böyle Rabia çay özleyenler için şöyle çekeyim. Karak çay var, bunu eşim seviyor. Genelde Dubai'de meşhur imarat çayı deniyor. İçinde böyle karak bitkisi var, karek deniyor. Tam bilmiyorum ne. Ama tadı güzel. Böyle ben Arapların değişik çaylarını içmeyi seviyorum. Evet, benim çayım şu yukarıda olan. Onu nasıl oradan alacağım bilmiyorum. Bir bakayım nasıl alabilirim. Ya da bir görevliden yardım isterim artık. Bakın böyle bir sürü çeşit çaylar var. Ama işte bir Türk çayının yerini tutuyor mu derseniz tutmuyor derim. Şimdi ben şöyle hemen bergamot çayımı aldım. Çok güzel bergamot aromalı. Bir tane bundan koyuyorum. Poşet, iki tane normal çay. Bakın şöyle size fiyatları göstereyim. Yarım kilo Çaykur Rize 35 riyal. 4 ile çarpın 140 TL yapıyor şu Çaykur'un yarım kilosu. 140 TL yapıyor. Türkiye'de ne kadar bilmiyorum. Bu da 400 gram olanı, altın baş klasik. Bu da 42 riyal. 4 ile çarpın artık, 160 TL yapıyor. Bakın yine burada filiz falan var. Ama ben şu sarıdan kullanıyorum. Umarım Türkiye'ye gelmeden bitmezsin. Rize'ye selamlar bu arada. Şöyle çıkartacağım birazcık. Heh. Evet arkadaşlar, bu arada eve kedi almayı düşünüyoruz. Ailemizi büyütmeyi düşünüyoruz. Ama ben kararsızım. Eşim çok istiyor. Çocuklar çok istiyorlar. Böyle komşularımızın kedilerini görünce işte dışarı çıkartıyorlar. Oynatıyor çocuklar falan. Anne ben de istiyorum diyor. Halil ben de kıyamıyorum. Hani çok fazla çocukların hareketlerinin değiştiğini, hani sorumluluk sahibi olduğunu, kedinin aslında onları eğittiğini söylüyorlar. Ama ben kararsızım. Özellikle önümüz Ramazan olduğu için hani bakabilir miyim, yapabilir miyim, edebilir miyim diye. Eğer evinde kedi besleyenler varsa lütfen aşağıya yazsınlar. Çünkü gerçekten merak ediyorum. Sizce olur mu? Yapabilir miyiz? İki çocukla. Zaten Halit de küçük. O beni biraz korkutuyor. Ya da kediyi incitirler mi? Sıkarlar mı? Severken falan diye. Öyle tedirgin oluyorum. Ama sizin de yorumlarınızı, cevaplarınızı bekliyorum. Eğer evinde kedi besleyenler varsa lütfen bana yardımcı olsunlar bu konuda. Bu arada Arabistan'a gelince bir şeyi fark ettim. Araplar zencefili çok kullanıyor. Taze zencefili. Bakın. Bütün çaylarda var, kahvelerde var. Gerçekten çok seviyorlar. Bakın bir sürü, hepsinde papatya çayı, burada yine lavanta çayı, bir sürü naneli çay. Çeşit çeşit çaylar var. Ama benim favorim tabii ki de bu. O yüzden bunu aldım. Onun dışında kahveler falan var. Biz kahve olarak da gold içiyoruz. Çok güzel. Gerçekten böyle çok yumuşak bir tadı var. Bakayım nerede? Evet, bakın Arabistan'da pirinçler böyle satılıyor. Çünkü çok seviyorlar pilavı. Ana yemekleri yani pilav. Sabah öyle akşam pilav diyormuşum. Yani pilavı çok seviyorlar. O yüzden Ramazan'da bu şekilde böyle raflar pirinçle doluyor. Her çeşit pirinç var. Tabii Arapların pilavı biraz değişik oluyor ama yine burada bakın böyle kocaman bir pirinç rafı var. Yine burada zeytinyağlarının bulunduğu bir raf var. Hemen size fiyatları söyleyeyim. Çünkü merak edenler olabilir. Şu iki tanesi 43.95 yani 44 riyal. 1,5 litreymiş. İki tane 1,5 litre, 1,5 yani 3 litre. 3 litresi 44 riyal. 4 ile çarpın. 4 kere 4 16. 170 TL falan yapıyor şu. İkisi 3 litre. Türkiye'de ne kadar? Evet, Bin Davut'un olmazsa olmaz pastaları ve makaronları gerçekten çok güzel. Ama en son aldığımda böyle biraz sertti. Demek ki eskiydi yani. O yüzden bayağı bir ara vermeye karar verdik. Dedik bir süre daha almayalım. Zaten diyetteyiz. Diyeti korumamız gerekiyor diyormuşum.
Evet, bu arada maskemi unuttuğum için şöyle ağzımı peçe gibi kapattım. Arabada unuttum maskemi. Artık çok fazla böyle irdelemiyorlar yani, sağ olsunlar. Önceden bayağı bir sıkıntı çıkarıyorlardı ama şu anda pek bir şey demiyorlar. Evet arkadaşlar, şimdi çıktım Bin Davut'tan. Nereye gidiyorum? Carrefour'a gidiyorum. Oradan da eksiklerimi alacağım. Ondan sonra eve gideceğim. Sizlerle de paylaşacağım neler aldığımı. Bu arada ilk defa Bin Davut'u bu kadar kalabalık gördüm. Gerçekten Ramazan ayında Araplar böyle sabah akşam marketteler yani. Ben de diyorum hani hiçbir şey olduğu yok. Zaten yine marketler sabaha kadar açık. Burada hayat biraz farklı işliyor. Şöyle trafiği sahura kadar görebilirsiniz. Gündüz kimse olmuyor. Yani düşünün, iş çalışma saatlerini bile şirketler Ramazan ayına göre ayarlıyor. Mesela eşim normalde 8'de gidiyorsa Ramazan'da 11'de gidecek. O yüzden böyle daha az çalışıyorlar Ramazan ayına göre. Şirketler de böyle çalışma saatlerini azaltıyor hani oruçlu oldukları için. Gerçekten çok güzel bir uygulama. Bu uygulamayı seviyorum. Gel pis 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 pis. Eş, gel. Gel gel gel. Pis pis pis. Gel, su alacağım sana, gel. Ay. Yaratılanı sev, yaratandan ötürü bak. Minicik yavru annesini mi kaybetti acaba? Pis 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 pis. Ay, arabanın altına girdi. Gel gel gel. Gel. Pis 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 pis. Ay, araba çalışır şimdi onu görmeden. Gel gel gel, neredesin? Nereye saklandın? Vallahi göremiyorum. Tekerin arkasına mı saklandı? İşte bu yüzden böyle bip yapın diyorlar hemen. Arabayı çalıştırmadan. Gel, aha gördüm seni, buradasın. Gel gel gel. Arap kahvelerinden de alıyorum. Olmazsa olmaz iftardan sonra. Kesinlikle Arap kahvesi çok iyi geliyor. Burada yine böyle başka markalarınki de var bir sürü. Evet, şimdi ben alışverişimi tamamlamak üzereyim. Bir sürü bir şeyler aldım. Şöyle sizlere evde detaylı bir şekilde de çekimini yapacağım. Hurma falan aldım. Çocuklara süt aldım. Bir de Ramazan hazırlıkları için böyle göstereyim. Arabistan olmazsa olmaz sembuse, Ramazan böreği diyorum ben buna. Bunları yapacağım. Bu yapılmamış hali, böyle yufka hali. Bir de Arabistan olmazsa olmaz şöyle Ramazan şerbeti diyorum, Vimto'ları. Şimdi Vimto'da alacağım bir tane. Bu tabii ki böyle konsantre olarak geliyor. Siz böyle bunu suyla açıyorsunuz artık kendi sevdiğinize göre. Bazıları koyu seviyor, bazıları hafif seviyor. Bu böyle Ramazan şerbeti, kırmızı şerbet gibi. Çok şekerli bir içecek ama Araplar böyle çok seviyor bunu. Eşim de çok seviyor. Böyle tadı şurup gibi. Ama hani onun canı kalmasın, diyette olacağız yine ama hani böyle Ramazan hatırına bir tane aldım. Normalde böyle 4-5 tane alıyoruz. Hatta kayınpederim böyle 12'li alıyordu. Ama şimdi biz böyle hem iki kişiyiz hem de dediğim gibi yine diyetimizi bozmayacağız. Devam edeceğiz. Ama ara ara tabii ki Ramazan'da kaçamaklarımız illaki olur. O yüzden de böyle az aldım. Burada yine meyve sularımız var. Şimdi bugün menüde mercimek köftesi var. Bugün mercimek köftesi yapacağım. O yüzden şimdi mercimeğimi de alayım. Bir de burada turşular var. Çok güzel görünüyor. Bakar mısınız? Kıyır kıyır denir ya. Turşu da çok seviyorum ama böyle el yapımı seviyorum. Hazırlar pek güzel olmuyor biliyorsunuz. Şimdi mercimeğimi alayım. Ondan sonra da sizlere detaylı bir şekilde marketten neler aldığımı da göstereceğim. Arabistan'da Ramazan coşkusu çoktan başladı. Herkes böyle işte Ramazan eksiklerini alıyor. Ben de böyle hem evin eksiklerini hem de Ramazan eksiklerimi almaya geldim. Sizler için de video çekeyim dedim. Hem de böyle Arabistan marketlerini merak edenler için. Ama mercimeğin yerini bulamadım. Sanırım burada değil. Şöyle size cifleri de göstereyim. Çok güzel oluyor bunlar. Şu anda var, bitmedi. Peçete alacaktım. İyi ki geldim bakın. Her şeyde vardır bir hayır.
Şimdi peçete de alayım. Evet, hep buraları çektiğimde ne Arabistan'da böyle şeyler mi var diyorsunuz ama bunlar alkol free, yani hiçbir şekilde alkol satış yapılmıyor, yasak. Hemen yanlış anlamayın. Zaten onları almıyorum da, ilk defa görüyorum. Böyle bir değişik, bir garip duruyor. Şundan aldım, Vimto. Bakın. Zaten ben de Arabistan'a geldiğimde öğrendim yani böyle Vimto'nun Ramazan içeceği olduğunu. Böyle kızılcık şerbeti gibi bir şey yani, kırmızı. Böyle şekerli kırmızılı bir su gibi, tadı da güzel yani. Ben seviyorum hani böyle tatlı içecekleri, sevdiğim için onu da beğendim. O yüzden eşimin hatırı olsun diye de aldım. Bu arada bakın böyle kocaman Vimto'nun standı. Bu biter yani Ramazan'a yakın. Mercimek arıyorum ama bulamadım. Heh, tam ortaya koymuşlar. Ama bu kırık mercimek. Heh. Normal ben mercimek alacağım şöyle düz mercimekten. Bakın yeşil mercimek falan da var. Fasulye falan da var. Onlardan var evde. O yüzden ondan almıyorum. Şundan var mıydı evde ya? Bence var. Kendimi riske atmayıp bundan da alayım. Çünkü mercimek köftesi için şu ikisine ihtiyacım olacak. Bulgur var. Eşim bulgur seviyor. Bunlar işte Ramazan için. Bu stand Ramazan için kurulmuş. Bir de bütün, bir de şu daklardan alacağım. Bitmiş. Arabayı getireyim öyle alayım. Evet. Hemen şöyle size göstereyim eğer bu çalışıyorsa. Evet çalışıyor. Şu 4 riyal bulgur. Diğeri ne kadarmış? Bu da 9 riyal. Yarım kilo. Evet. Gidiyoruz. Arabayı alayım, ondan sonra devam edeceğim. Evet, şimdi alışveriş bitti. Bakalım ne kadar tutacak. Hep birlikte göreceğiz. Şu jelibonları seviyorum. O yüzden ondan aldım. Çocuklardan gizleyemem lazım. Evet, eve gidince de bir güzel mercimek köftesi yapalım. Şu sandviçler de çok güzel. Umre'ye gelenler bilirler. Şöyle hurma da aldım. Göstereyim. Üzüm aldım Halil seviyor diye. Salata malzemeleri aldım. Eşimin olmazsa olmaz çünkü her yemekte muhakkak salata istiyor. Şöyle çocuklar için nuggetlardan aldım. Çok seviyorlar. Bu Philips kuru fritözde yapıyoruz hemen 2 dakikada. Taze soğan aldım. Semizotu aldım. Maydanoz. Bir de şöyle evleri temizleyen yardımcı kız istedi. Bitmiş. Ondan aldım. Evet, aldıklarımı detaylı evde göstereceğim. Toplamda 323 riyal tuttu. Ama işte Ramazan'da böyle oluyor. Yani hani hiçbir şeyden kısmıyorsun. Bir şeyler de aldım fazla fazla. Bir de su aldım. Diğerini doldurmaya üşeniyoruz diye. Lütfen arkadaşlar su içmeyi ihmal etmeyin. Gerçekten çok çok önemli yani. Özellikle diyet yapıyorsanız da iki katı önem verin su içmeye. Ben bunu özellikle aldım. Hani en azından bir şey bir günde bitirirsek iyi diye. Sanırım o 1,5 litre. Evet, şimdi çıkıyoruz. Bu Carrefour'daki sorumlu bir kişi arabaya götürüyor aldıklarımı. Ben de şöyle sizlere yine çekim yapayım. Bakın takılar falan çok güzel. Evet, şimdi burası sakin. Bir de akşam görün tıklım tıklım oluyor. O yüzden ben böyle sessiz sakin vakitlerde hemen alışverişimi yaptım. Eve geçiyorum. Tabii ki sizlere mutfağa yerleştirirken de göstereceğim tek tek. Hani hem fikir olmuş olur. Ramazan hazırlıkları Arabistan'da nasıl diye. Çünkü Instagram'da bir buton bırakmıştım. Ne tarz videolar istiyorsunuz diye. Siz de Ramazan hazırlıklarını çek. Arabistan'da neler yapılıyor Ramazan'da demiştiniz. Ben de o yüzden bugün sizlere böyle bir video hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Evet, hava o kadar sıcak ki bakın çocuklara tişört giydiriyorlar. Şu anda ikindi ezanı okunuyor ancak daha herkes ikindiden sonra yeni gelmeye başlar. Bizim eve burası yakın olduğu için hemen buradan alışverişimi yapıyorum. Eve geçiyorum. Bakalım. Hava güzel, sıcak. Hep sıcak zaten diyeceksiniz. Evet, yakında yine Mekke'ye gidiyoruz. Allah nasip ederse.
sizlere güzel güzel böyle Kabe'den videolar göndermeye devam edeceğim. İftarlarımız, sahurlarımız inşallah Mekke'den, Medine'den olsun. Allah'ım bizi ayırmasın. Rabbim gelmek isteyen kardeşlerime de nasip etsin. Evet, daha önceki videolarımda da söylemiştim biliyorsunuz. Sitemizin böyle bir hizmeti var diye. Şimdi otoparktan eve kadar poşetleri elinde taşımaktansa bu şekilde araba veriyorlar. Arabayla taşımak çok daha mantıklı zaten. Evet, suyun bir tanesini içtim, bitirdim zaten. Bir tane daha içsem tamamdır. Yani akşama kadar bir tane daha içsem yeterli. Böyle peçeteleri çok kullanıyoruz, böyle mendilleri. Özellikle çocukların elini falan silmek için çok lazım oluyor. Evet, geldik. Şimdi evde detaylı sizlere çekeceğim. İnşallah. Evet arkadaşlar, başlıyoruz. Hemen neler aldım. Öncelikle şöyle çıtır tavuk aldım. Bunu bu Philips tencerede yapıyoruz. Fritözde, yağsız fritözde çok güzel oluyor. Onun dışında biz makarna yemiyoruz ama çocuklar için böyle makarnalardan aldım. Evet, akşama menümüzde mercimek köftesi var. O yüzden mercimeğimi de aldım. Şöyle hurma aldım. Taze hurma. Arabistan'da yaşamanın en güzel yanı da bu bence. Hurmaları tazecik tüketebiliyoruz. Çocuklar için böyle nugget aldım. Seviyorlar. Yine bunu da tencerede yapıyoruz. İki paket aldım. Böyle havuç aldım. Genelde eşim bütün yemeklerde ne yaparsan yap ama lütfen diyor salatan olsun. Böyle Rabia çay aldım. Şimdi beni izleyenler ve Arabistan'ı bilenler, bu çayın ne kadar burada meşhur olduğunu ve tadının harika olduğunu bilenler Mücellacığım bize de yolla lütfen diyecekler biliyorum. Ama şu anda çay gönderimi yapamıyorum. Evet, yine aynısı bu da. İki paket aldım. Hemen buzluk ürünlerini buzluğa koyacağım. Çünkü otoparktan buraya gelene kadar da bayağı bir vakit kaybettim. Böyle sandviçlerden aldım. Bu Lüzey'in sandviçler. Çok güzel peynirli. Sabah böyle çayın yanına muhteşem oluyor. Eşim çok kalorili diye yemiyor. Ama ben çok seviyorum çayın yanında. Bu mesela şu kadarcık bir sandviç. 265 kalori. Böyle elma aldım. Şöyle Arap kahvesi aldım. Sizlerle birlikte yaparız, içeriz. Hem yapılışını soruyorsunuz bana. Normalde arkadaşlar böyle kendi tozunu koyuyorlar. İşte zencefilini katıyorlar, kaynatıyorlar böyle ocakta. Ama ben direkt hazırını aldım. Kaynar suyu üzerine döküyorum termoslarıma koyup. Şurada zaten termoslarım var. Bakın Ramazan için aldığım termoslar. Bunlar da yapacağım inşallah. Evet, devam ediyorum. Bu reçeli çok beğendik. Eğer Arabistan'da yaşayanlar varsa muhakkak alın. Çok güzel tadı. Şöyle göstereyim. Bin Davut'ta da var. Made in Fransa yazıyor. Fransa'dan gelmiş. Arabistan'da yapılan reçeller böyle çok katı oluyor. O yüzden onu beğenmedik. Yine böyle ince bulgurumuz var. Mercimek köftesi için. Bu da salam mı deniyor? Ne deniyor? Mortadella. Bunu da Halil seviyor. O yüzden onu aldım. Böyle ekmek arası yapıyorum.
Böyle çilekli yoğurtlardan aldım. Çocuklar seviyor bunu. En azından yoğurt yemiş olsunlar diye. Onun dışında şöyle domateslerimiz var. Eşim tam bir Türk oldu. Domates çorbasını çok seviyor. Ona şimdi güzel bir mercimek köftesi, yanına da domates çorbası hazırlayacağım. Ve tabii ki salata olmazsa olmazımız. Şöyle üzüm aldım. Biraz mayhoştu, fazla almadım. Halil seviyor üzümü de. Şöyle labne peynir aldım. Araplar labnenin üzerine zeytinyağı, üzerine de 2-3 zeytin, salatalık öyle seviyorlar. Nane de koyuyorlar. Bildiğiniz sandviç yapıyorlar. Biz böyle Arabistan'da nadek ürünleri kullanıyoruz. Bunlar güzel, çok güzel yapıyorlar. Kıvamı falan güzel. Bu da bildiğiniz beyaz peynir. Böyle yine meyve suyu aldım. Halil elma seviyor. Yardımcı kız da elma seviyor. O yüzden onlar için aldım. Biz genelde su tüketiyoruz. Evet, yanlış anlaşılmasın. Bu da meyve suyu yine. Vimto. Arabistan'da Ramazan'ın olmazsa olmazı. Yani o kadar ilginç ki sadece Ramazan'da bunu meydana çıkarıyorlar. Onun dışında standlarda var mı yok mu bilmiyorum. Hiç bakmadım çünkü. Böyle bildiğiniz hani böyle Osmanlı şerbeti var ya, onun gibi bildiğiniz Ramazan içeceği. Tabii şu an bu çok koyu. Mesela bu akşam yapsam eşim içmezsen der ki ne alaka falan der. Ama Ramazan'da gerçekten iftarda bir bardak da olsa içmek istiyorlar. Bu da herhalde Araplara özgü bir alışkanlık. Burada böyle yine hamburger ekmekleri var. Yardımcı kız seviyor böyle fast food yiyeceklerini. O yüzden limonumuz var. Mısır'dan geliyormuş. Keşke Türkiye'den gelseydi. Evet, şöyle salatalık aldım. Çocuklara böyle sabah soyup veriyorum. Seviyorlar yemeği. Yine burada beyaz kelem var. Siz ne dersiniz bilmiyorum keleme. Lahana, beyaz lahana da diyebilirsiniz. Biz Samsun'da kelem diyoruz. Zaten Samsun'da da yetişiyor mis gibi. Evet, buradan vatanıma selamlar. Bir tane abla şey yazmış. Her videonda vatanım, vatanım, vatanım diyorsun. Tabii ki de derim. Bülbülü altın kafese koymuşlar. İlla vatanım demiş. O yüzden ben de tabii ki özlüyorum yani. Her kim vatanını sevmez ki? Şöyle çocuklara muz aldım. Yine böyle mor lahana aldım. Şimdi güzel bir salata gider yani. Aa, neyi unuttum? Marulu unuttum. Evet, neyse, göbek marul var evde. Artık onunla yaparım. Tek tek yıkarım. Çünkü mercimek köftesi yapacağım diye planlamıştım. Evet, burada nanemiz var. Mis gibi kokuyor, tazecik. Arabistan'da yetişiyor. Böyle seralar var şehir dışında. Orada yetiştiriyorlar. Mis gibi nane. O kadar güzel kokuyor ki. Şöyle çayınıza, Araplar çaya böyle bir tutam nane koyarlar. O kadar güzel tat veriyor ki size anlatamam. Ay, çok güzel. Bunu da şeye katacağım. Mercimek köftesine. Eşim seviyor. O yüzden onu aldım. Evet, burada yine semizotumuz var. Ve olmazsa olmaz taze soğanımız var. Hepsi bu kadar. Aşağıda neyimiz var? He, çilekli süt aldım. Deterjanımız bitmiş. Onu aldım. Suyumuz var. Bir dakika, şu poşette ne var? Devam ediyoruz. Aa, bunu nasıl söylemedim? Evet, yine burada maydanozumuz var. Olmazsa olmaz. Burada böyle jelibonlar aldım. Bunları saklamam lazım. Şu poşetleri de çöpe atayım ve hemen akşam yemeği hazırlıklarına başlayacağım. Son olarak şunu göstereyim. Bunun adı sembuse yufkası. Arkadaşlar, bu böyle Ramazan'da içine isterseniz böyle bakın tavuklu, sebzeli bir şeyler koyabilirsiniz. Labne peyniri koyabilirsiniz. İşte beyaz peynir, kaşar peyniri koyabilirsiniz. Bu böyle bildiğiniz Arapların yufka böreği. Bana göre biraz baklava yufkasına da benziyor. Hazır kesilmiş. Biz sadece üçgen yapıyoruz. Sarma gibi sarıyoruz yani. Sonra da isteyen fritözde, isteyen de direkt böyle yağda kızartıyor. Gerçekten Araplar iftarda bunu çok seviyorlar. Olmazsa olmaz. Biz böyle çok özlediğimiz için ve çok kalorili bir ürün olduğu için böyle günde sayılı adet 3 tane ya da 4 tane yapıyorduk. 2 eşime, 2 bana. Öyle normalde bir sürü yerdik ama işte dikkat ettiğimiz için
öyle bir tane, işte bir gün yapıyorsak 2-3 gün yapmıyordum. Haftada 2 kere falan yapıyordum yani. Böyle işte arkadaşlar, benim Ramazan alışverişim burada görmüş olduğunuz gibi. Rabbim inşallah bir sonraki Ramazan'da sizleri de Mekke'de, Medine'de oruç tutabilmeyi, iftar yapabilmeyi, sahur açabilmeyi nasip etsin. Beni izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Şimdi akşam yemeği hazırlıklarına girişeceğim. Başka videolarda görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka özellikle çekmemi istediğiniz videolar varsa aşağıya yorum kısmına yazabilirsiniz. Hem beğenilerinizi hem de yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Bye bye.